Merhabalar değerli Süper Haber izleyicileri. Sevgili Metehan Demir ile birlikteyiz. Metehan Demir, iyi haftalar. İyi haftalar. Herkese selamlar, sevgiler sana da Barış. Bugün ne konuşacağız? Bugün yine aslında biraz gündemimizde Amerika var. Biden'ın yeni yönetimi var. Cuma günü konuşmuştuk biraz. Kabinedeki isimlere dikkat çekmiştik. Nasıl bir ağırlık var kabinede, onun üzerinde durmuştuk. Bugün de bir Avrupa Birliği ile yapılan görüşmeyi konuşacağız. Onun detaylarına ineceğiz biraz. Haber olarak biraz medyamıza yansıdı ama ben bir hatırlatayım haberi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan arıyor Avrupa Birliği'nden. Komisyon Başkanı'nın kabine şefini arıyor ve ilişkiler üzerine bir görüşme yapıyorlar orada. O görüşmede şöyle deniyor, yani sonrasında yapılan açıklamada Bay Sullivan, Joe Biden yönetiminin işte Transatlantik İttifakı'nın tamir edilmesine, yeniden canlandırılması olan bağlılığını dile getirdi. Burasını geçiyoruz. Öne çıkan şey, şimdi COVID-19'dan bahsediliyor orada, işte ticaretten, ekonomiden söz ediliyor. Diğer yandan işte küresel ısınma konusu, ama bir şey hemen dikkat çekiyor. Türkiye yine işin içinde. Çin ve Türkiye dahil ortak kaygılarını, burası önemli, ortak kaygılar konusunda beraber hareket etme hususunda mutabık kaldılar deniliyor. Şimdi zaten benzer açıklamalar aslında Türkiye'ye yönelik olarak geliyordu. Yine bir rapor vardı, o rapordan da biraz söz etmiştik sizinle Cuma günkü yayında. Bu açıklamanın detaylarına biraz inelim. Orada bazı kelimeler, bazı ifadeler var ki aslında diplomatik dilde de dikkat çekiyor. Ne anlama geliyor? Türkiye'ye Biden yönetiminin bakış açısı bakımından ne ifade etmeye çalışıyor? Ve Avrupa Birliği'ni de işte Amerika Birleşik Devletleri'nin yanına alarak Türkiye'ye yönelik hangi planlar, hangi düşünceler içerisinde olduğunu anlıyoruz bu açıklamadan. Sevgili Barış, şimdi önce cümlenin orijinaline bir bakalım. Diyor ki, acil dağıtım koduyla çıkarılan Beyaz Saray'dan dediğin gibi Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın sözcüsü aracılığıyla yayınlanan, tüm dünyaya açıklanan bir kağıt bu. Şöyle bir şey. Orada dediğin gibi şunu bunu söylüyor. Kimle görüşmüş? İşte bu kabinenin başkanı olarak da kabul edilen Bjorn Siebert'le görüşüyor. Jake Sullivan, bu açıklamalar Amerikan yönetiminde çok dikkatlice kaleme alınır. Jake Sullivan da çok tecrübeli bir isim daha önceden gelen ve Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak hangi cümleyi koyması gerektiğini çok çok aşırı özen gösteren bir konumda olması gerekiyor. Dediğin gibi Avrupa Birliği ile işte Amerika ilişkileri şöyle olacak, böyle olacak. Covid ile ilgili şunu yapacağız. Dünyadaki sağlık güvenliği işte şudur, budur, ekonomik iyileşme ve buna benzer iklim değişiklikleri şu bu. Ardından bak cümleye burası, yani bizim tabii medyamız kavga dövüşten kendine vakit bulamadığı için böyle ulusal meselelerde biraz bazen ağırdan alıyoruz maalesef, bu bir itiraf. They also agreed to work together on issues of mutual concern including China and Turkey. İki taraf da beraber çalışma konusunda karşılıklı endişeler konusunda mutabık kalıyor. Endişelerin üzerinde çalışmak konusunda mutabık kalıyor. Buna Çin ve Türkiye de dahil. Yani burada asıl nokta maalesef bundan sonra Türk-Amerikan ilişkilerinin, sevgili Barış, pek parlak gitmeyeceğine dair kuvvetli sinyaller ardı ardına gelmeye başladı. Geçen gün Hoffman'ın raporu var. Amerika'dan bazı açıklamalar var. Anthony Blinken'ın sözle müttefik deyip ardından açıklamalar yapması var. İşte bir tek orada Rusya'ya yaklaştırmamamız gerekiyor falan gibi bir tek cümlesi var ama onun harici tablo pek parlak değil. Ama bu demin dediğim gibi Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan bu açıklamaları kelime kelime analiz ederler, ona göre tartar biçerler ve bu açıklamayı öyle yaparlar. Tüm dünyaya, çünkü Beyaz Saray açıklaması diye immediate release diyor, acil dağıtım koduyla çıkarıyorlar. Ve orada Çin ve Türkiye'nin Avrupa Birliği ve Amerika açısından ortak endişe kaynağı olmasına atıfta bulunması gelişi güzel araya sıkışmış, ya düşünmeden yazdık denilebilecek ifadeler değil. Bu bilinçaltını da, gerçek politikayı da, bundan sonra izlenecek yolu da bize açık açık anlatıyor. Bu benim canımı çok sıktı. Yani bu konuda demek ki artık hazırlıklı olmak lazım. Ben sana çok net söyleyeyim. Birinci derecede yaklaşıyor olarak değerlendirebileceğimiz ve büyük kriz olarak kapıda değerlendirebileceğimiz birkaç nokta var. Bu açıklamadan sonra artık benim çok kafamda netleşti. Bir, S-400 ve F-35 konusunda kıyamet kopacak. Çünkü artık açıklamaları, ya topraklarınızdan bu S-400 Rus yapımı hava savunma füzesini çıkarın ya da tamamen iptal edin ya da başkasına verin, almıyoruz deyin, şunu bunu deyin diyen bir Amerika, öbür taraftaysa haklı olarak
kardeşim biz size zamanında Patriot için de başvurduk. Oralı olmadınız. Biz kendi ulusal güvenlik menfaatlerimiz açısından, ihtiyaçlarımız açısından doğru bir karar verdik. S-400'ü de aldık. Bunun Rusya'sı, Amerika'sı bizi ilgilendirmiyor diyen bir Türkiye var. Türkiye bu saatten sonra S-400 konusunda adım atmaz geriye. Ve de bu da tamamen çakışma ve çatışma noktasını beraberinde getirir Barış. Bu çok net. İkincisi, Halkbank meselesinde de tatsız sinyaller gelmeye devam ediyor Amerika'dan. Bu konuda bir cezanın yüksek miktarda bir ceza kesilecek ama yüksek miktarda bir cezanın da kesilebileceğine dair sinyaller giderek güçlenmeye başladı. İnşallah yanılırım, hep onu söylerim. Ama S-400 birinci büyük patlama noktası, çakışma, çatışma noktası. İkincisi de Halkbank meselesi. Zaten PKK terör örgütü YPG, PYD ekseninde Suriye'de ve beraberinde verdiği destek, ardından da işte FETÖ'yle mücadele olsun, diğer konular olsun. Amerika'nın bu konuda adım atmadığı zaten aşikardı. Ama bu ilk yaklaşan büyük krizler, ben sana söyleyeyim, bu S-400 meselesinde olacak. Avrupa Birliği ile beraber Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye salvo harekatı ile olacak. Mart'ta Avrupa Birliği'nin bir zirvesi var biliyorsun. Ama asıl önemli olan ne biliyor musun? Onu özellikle hatırlatmak istiyorum. Avrupa Birliği Aralık'ta 10-11 Aralık'ta bir açıklama yapmış. Bu açıklamanın son paragraflarından birine şunu eklemişti. Amerika Birleşik Devletleri'nde de hayırlısıyla Joe Biden yönetimi bir iktidara gelsin, işbaşı yapsın 20 Ocak'ta. Ondan sonra Türkiye'ye karşı neler yapabileceğimizi gösterecekleri bu süreç demişti. O nedenle Jake Sullivan'ın ulusal güvenlik danışmanı olarak Amerika'da Avrupa Birliği'nin bu üst düzey ismiyle yaptığı görüşmede şüphesiz Avrupa Birliği yetkilisi de ya Türkiye'ye bir şeyler yapalım, biz de sizin yolunuzu gözlüyorduk diye doldursa getirdiği de kesindir. Şimdi karşımızda Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği bloğu var. Çok karamsar bir tablo çizmek her zaman istemem ama bu cümle, yani tarafların, yani Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nin karşılıklı kendileri için endişe teşkil eden konularda beraber çalışma iradesini seslendirdiklerine dair notu buraya düşmesi Beyaz Saray açıklamasında ve ardından da bu karşılıklı endişe konularının Çin ve Türkiye olduğuna dair referans atıfta bulunması bu konudaki niyetlerin pek iyi olmadığını ve önümüzdeki döneme bizim hazırlık yapmamız gerektiğini de gösteriyor. Biraz tatsız bir süreç var. Türkiye'nin her açıdan hazırlıklı olması lazım. Bu çünkü oyun galiba tahmin ettiğimizden çok daha büyük bir oyun var. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Avrupa Birliği'nin de içinde olduğu dev bir bloğa karşı bir oyundan bahsediyoruz. Evet, aslında bir taraftan da çok beklenmedik değil. Beklenen de bir durumdu. Konuşuyorduk da bunu. İşte Avrupa Birliği'nin o Aralık'taki verdiği mesaj, Biden'ı bir bekleyelim, yaptırımlara ona göre bakacağız şeklindeki tavrı. Sonra Biden'ın yönetimine baktığımızda o gördüğümüz isimler bize biraz bazı işaretleri veriyordu aslında. Şimdi şunu soracağım. Tabii diyoruz ya, hani son olarak şunu sorayım. Hazırlıklı olmalıyız. Türkiye hazırlıklı olmalı bu konuda. Bu salvolar gelirse sizin ifadenizle Avrupa Birliği ve ABD ortaklığında işbirliği çerçevesinde ard arda bir salvo yağmuruna tutulursa Türkiye hangi adımları atabilir? Hangi karşı adımları atabilir? Ne yapabilir? Valla Türkiye'nin elinde tabii şöyle kozlar var. Bir, senle demin yayının başında da konuştuğumuz Rusya'ya Türkiye'nin yakınlaşması konusunda korkunç bir paranoya var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Türkiye'nin yüzünü batıdan başka istikametlere dönmesi diye. Türkiye öyle çocuk gibi küstüm oynamıyorum deme dönemlerini geçti. Öyle yapmayacaktır. Türkiye bu konuda ne yapacaktır? Amerika Birleşik Devletleri'ne peki kardeşim NATO'ya da diyecektir. Çünkü NATO üyesi bir ülkeden endişe olarak Amerika Birleşik Devletleri ve AB bahsediyor. Evet. Avrupa Birliği'ne girmeye çalışan bir ülkeden kendileri için tehdit değil ama en azından endişe olarak seslendirilen bir ülkeden bahsediyorlar, Türkiye'den bahsediyor. Burada çok ciddi bir tuhaflıklar var. Türkiye bu durumda elinde bir göçmen kartı var. Tamam? Avrupa Birliği'nin bir türlü sözünü tutmadığı konular. İki, Kürecik ve İncirlik Üssü kartı var. Kürecik Üssü'nü öyle es geçmeyelim çünkü İran'a karşı NATO'nun özellikle de Amerika Birleşik Devletleri'nin gözü kulağı çok kritik. Bunu ben söylemiyorum. Jim Jeffrey eski Ankara Büyükelçisi abi bedeni söylüyor. Doğru. Bizim için çok önemli diye. Aynı zamanda Türkiye'nin savunma sanayi ve diğer stratejik hassas konularda Rusya ile ve diğer ülkelerle, Çin de dahildir buna, diğer dünya ülkeleriyle de işbirliğini arttırması söz konusudur. Ha, buna karşı Amerika'da yapacakları var mıdır? Vardır tabii. Yani bu adı konmamış bir stratejik savaşa dönüşebilir. Türkiye tabii ekonomik kırılganlığına vuruyorlar Türkiye'nin. İşte uluslararası fonlarla bağlantısını kesiyorlar, krediler almasını engelliyorlar,
kredilendirme, derecelendirme kuruluşlarına zayıf not verdirip onun itibarını iyice zedeliyorlar. İçeride zaten biz gruplaştığımız, kamplaştığımız için bizim kamplaşmamızın üzerine ne gidiyorlar ve onu törpüleyip birbirimize karşı daha saldırgan olmamızı, bizi gaza getiriyorlar, dolduruyorlar ve biz de bu oyuna düşüyoruz. Ama Türkiye'nin dediğim gibi elindeki kozlar, kartlar Suriye kartını, Irak kartını da çok net olarak oynayabilir. Artık Azerbaycan ekserinde de Türkiye'nin ya da yeni bir rolü olduğunu da düşünürsek buralar Türkiye'nin akıllıca yönetebileceği merkezlerdir. Kıbrıs meselesi var. Doğu Akdeniz meselesi var. Bunlar akıllıca yönetilebilir. Ama burada görmemiz gereken noktalardan biri de sevgili Barış, bizim ittifak çatlatan süreçlerle aynen böyle ittifakın içine iğnelerle vurup o balonu patlatmamız lazım. Bunun için de ne yapmamız gerekir? Bazı ülkelerle ilişkilerimizi geliştirebiliriz. Geliştirirken onları kendi tarafımıza çekiyormuş gibi göstererek en azından diğer tarafın iyice güçlenmesinin önüne geçmek lazım. Yani herkesi tek blokta, tek cephede toplarsak bunlarla mücadele etmek daha zor. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Yoksa yani kongrede falan çok ciddi tatsız çalışmalar var. Farklı tasarıların üzerinde konuşuluyor Barış. Yani canımız sıkılabilir ama bizim de can sıkmak için yapacaklarımız var. Var. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Haftaya başlarken böyle başlamış olduk. Bakalım değerlendirmelere ve gelişmelere göre değerlendirmelerde bulunuruz yine. Cuma günü canlı yayında buluşacağız. Bir aksilik olmazsa. İnşallah. Şimdiden bir kez daha duyurmuş olalım. Bir kez daha teşekkürler. Görüşmek üzere diyelim. Ben teşekkür ederim. Görüşürüz. Değerli izleyenler, sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Lütfen videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.